Endi ushbu misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Mana bu yerda x, y, z sonlari natural sonlar bo'lsa va mana bu tenglikni qanoatlantirsa, u holda z ni topamiz. Buning uchun biz 10 taqsim 7 ni quyidagi ko'rinishda yozamiz. 10 taqsim 7 teng 10 ni 7 ga bo'lsak, bo'linmada 1 chiqadi va 3 qoldi qoladi. 3 taqsim 7. Buni ham biz quyidagicha yozishimiz mumkin. 1 qo'shuv 1 taqsim 7 taqsim 3. 7 ni 3 ga bo'lsak, bo'linmada 2 chiqib 1 qoldi qoladi. Ya'ni 1 taqsim 3. Suratida 1. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerda xuddi shu ko'rinishdagi kasr hosil bo'ldi. X ning o'rnida 1 turibdi. Demak, x 1 ga teng, y 2 ga teng, z 3 ga teng. Demak, bu yerdan biz x teng 1, y teng 2 va z teng 3 ekanini hosil qilamiz. Lekin bu yerda faqat z ni topish talab qilinyapti. Demak, javob z teng 3 ga. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. X va y lar natural sonlar. Mana bu tenglamani qanoatlantiradigan x, y, z natural sonlar ichida mana bu juftliklarni topamiz. Ya qanday x, y natural sonlar mana bu tenglamani qanoatlantiradi? Va tenglamani yechish uchun biz chap tomonni ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Kelinglar mana bu ikkita xatdan x, y ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Bu holda bu yerda y minus 1 qoladi. Mana bu ikkita xatdan minus y ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Teng 94. Bu ikkitasidan biz y minus 1 ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Mana bu ikkita xatdan endi y ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. X minus 1 ko'paytiruv y, ya'ni y minus 1 ni o'zini yozamiz. Teng 94. 94 ni ham ko'paytiruvchilarga ajratamiz. 2 ga bo'lsak 2 ko'paytiruv 47 deb yozish mumkin. Bu yerga yana 1 ni ham ko'paytirib qo'yamiz. Demak, bu mana bu ko'paytma 3 ta sonning ko'paytmasi mana bu ko'paytmaga teng bo'lyapti. Bulardan foydalanib biz x, y larni topamiz. Bu yerda x, y lar natural son ekani ma'lum. Bu 0 ga teng bo'lmaydigan 0 ga teng emas ko'paytma, shu sababli y minus 1 0 ga teng emas. X minus 1 0 ga teng emas. Demak, x minus 1 va y minus 1 lar ham natural sonlar ekan. Bundan tashqari mana bu yerda y minus 1 ikkita ketma-ket kelgan sonlarni ko'paytmasi. O'ng tomonda shunday ikkita ketma-ket kelgan natural sonlarni ko'paytmasi bormi? Bor. 1, 2. Demak, bu yerdan biz y minus 1 teng 1, y teng 2. Mana bu ekan, mana bu tengliklarni hosil qilamiz. Demak, y 2 ga teng ekan. Y ni topdik. Demak, x minus 1 47 ga teng bo'lishi kerak ekan. Demak, u holda x teng 48 bo'ladi. Bizda x, y ni topishimiz kerak. Demak, x 48, y 2 ga teng. Demak, mana bu tenglamani qanoatlantiruvchi natural sonlar juftligi faqat bitta ekan. U 48 u 2. Javob 48 u 2. Endi mana bu tenglamani ko'ramiz. Bu yerda x kvadratning butun qismi 9 ga teng. Va butun qismi degani nima degani? Masalan 4 butun 10 6. Buni butun qismi 4 ga teng. 0 butun 10 7. Butun qismi 0 ga teng. Va umuman olganda x sonini butun qismi deganda ixtiyoriy x sonni butun qismini topish uchun biz quyidagi tenglikni qanoatlantir, tengsizliklarni qanoatlantiruvchi n sonini topamiz. Mana shu n soni x sonning butun qismi bo'ladi. Mana chap tomondagi son
X sonunun bütün kısmı olalı. Bana mesela başka bir sarkı öyleydik. Bana bir yerde 4 bütün 10'dan 6. Ne için 4 etmeyin? Çünkü 4 bütün 10'dan 6, 4 ve 5 arası diye atıldı. Demek çaptamandaki son, bana bu son onun bütün kısmı olalı. Mesela minus 3 bütün 10'dan 4. Bunu bütün kısmını tapış için minus 3 bütün 10'dan 4'ünü minus 3 bütün 10'dan 4 için kuyuda yetenekselerini yazalımız. Yukarıdan minus 3'ten küçük bulsan minus 4'ten katta. Değil mi? Bana bu tensizliği becerilirdi. Yani başka çakılıp etken de minus 4 koşu 1. Yani bana bu tensizliklerine maslaş için bana bunda körüşte yazışımız mümkün. Yeni oranı da minus 4 durdu. Minus 4, minus 4 plus 1. Bana bu tensizlikler becerili yaptı. Demek bu sanının bütün kısmı minus 4 keteyken. Bir de bana bunda ihtiyat buluş gerek, bana bunda hatalar ham uçurat duralı. Bunu bütün kısmı minus 3 keteyemez. Minus 3 keteyemez. Demek bütün kısmı bana bunda formüla buranın anıklanadı. Demek ihtiyarı x sanının bütün kısmını tapış için bana bu tensizliklerini kanatlatırken en sonunu tapamız ve bunu bütün kısmını yenge deyin buladı. Çaptamandaki bütün sakya deyin buladı. Ve bana bu sonunu bütün kısmını, yani x kvadrat deyin bütün kısmını 9 deyin iken. Bu da yani x kvadrat 9 ve 9 plus 1. Bana bu arada yatarken, bir de tenli bilgisi yok. Bana bir de tenli bilgisi var. O aynı zamanda tenli katli tensizlik. Ve bu 10 geldi. Bak bundan ildiz çıkaradıken bulsak. Bu halde 3 modul x küçük ildiz aslında 10. Bana bu tensizliğinden hasıl kılalımız. Bunda biz tensizliğinin geçimini yazışımız mümkün. Bittesi 3'ten eğer x musbat olsa 3'ten ildiz aslında 10 geçe. Böyle simetrik boladı modül x. Eğer x kanatlantırsa minus x kanatlantırdı. Şu sebeple simetrik boladı. Ve minus 3 geçe minus ildiz aslında 10'dan minus 3 geçe. Şunu da yıkadıp bana bu teğnemanı kanatlantırdı diyen varsa x salları toplamı bana bu toplamı gel. Ve bana şu toplamdan ihtiyari sonu alıp bunu kvadratını bütün kısmını alsak 9 çıkarken.